Hile misin sen? Neden coins'in bitmiyor? Diyenler için efsane ötesi bir videodayız arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 19'da efsane taktikler söyleyeceğim. Efsane şeyler göstereceğim. Ayrıca arkadaşlar yıllardır söylüyordum biliyorsunuz. Geri döndüm ben YouTube'a sonradan arkadaşlar. Ve geri döndüğüm andan böyle bayağı bir uzun bir süre snipe taktiği atacağımı söylemiştim. Ancak arkadaşlar birisi beni yarı yolda bıraktığı için ondan snipe taktiği alamadığım için sizlere söyleyememiştim. Ama arkadaşlar yeni snipe taktikleri buldum sizlere. Ve yenileri de güncelleri de sürekli güncelleniyor biliyorsunuz snipe taktikleri arkadaşlar. Daha fazlası için eğer istiyorsanız, eğer beğeniyorsanız coins kasma videolarını ve taktik istiyorsanız videoyu aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Beğeninize bakacağım. Ona göre snipe taktikleri de devam edebilir arkadaşlar. Ve yeniyseniz de hoş geldiniz diyorum. Abone olup bildirimleri açın. Ve videoların hiçbirisinden kaçırmayın. Ve aramıza da sen de katıl kardeşim. Bence gerçekten burada çok eğleniyoruz. Şimdi arkadaşlar hemen taktiklerimi söylüyorum. Öncelikle hile miyim? Kesinlikle değilim arkadaşlar. Zaten geçen sene 3 kere hesabım banlandı. Daha artık hile falan yapmak istemiyorum. Geçen seneyi hatırlarsanız bilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok üzülmüştüm. Hesabım banlandı. Hesap satın aldım. Bir daha banlandım. Artık hiç istemiyorum arkadaşlar öyle şeyler. İlk olarak oyunda sizlere taktikler vereceğim. Burada genel, bu videoda genel coins kasma taktikleri vereceğim. Zaten başlıktan da öyle yazmışımdır muhtemelen. Hani hile miyim falan koydum ya başta. Hani başta direkt snipe taktiği koymadım ki. Hani herkes gelsin genel coins kasma taktiklerini görün arkadaşlar. Neler yapıyorum oyunlarda her gün. Gündelik olarak neler yapıyorum bunları sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar saat 10'da bilgisayarı açıyorum ya da telefonu açıyorum. Nereden FIFA Mobile oynayacaksam. Sonra arkadaşlar buradaki bütün reklamları izliyorum. Buradaki reklamlar oluyor ya bunların hepsini izliyorum. Sonra etkinliklere giriyorum. Saat zaten onu geçtiği için arkadaşlar daha ben bunların hiçbirisini izlemedim de oynamadım da. Buraya giriyorum. Buradaki etkinlikleri oynuyorum. Büyük transfer etkinliğindeki reklamları izleyip etkinliklerini oynuyorum. Sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki reklamı izleyip de etkinliğini oynuyorum arkadaşlar. Ve başka ne kaldı? Zaten çok da bir şey kalmadı. Haftanın takımı kaldı. Ve haftanın takımı oynuyorum arkadaşlar. Başka hiçbir şey açmıyorum. Ayrıca arkadaşlar müsait olduğumca günde en az 5 kere 4 kere açmaya çalışıyorum. Şu paketten açmaya çalışıyorum. Bu paketten arkadaşlar açabildiğiniz kadar açın. Geçen Nolalay'da canlı yayında bu arada işte Coutinho çıkarmıştım bir takipçime. Çok saçma sapan bir şekilde Coutinho çıkardım ama ben 50 sözü vermiştim size. Onun da kayıtları eğer elime geçerse arkadaşlar bir tane videomda gösteririm. Her neyse şu anda bu şekilde bu etkinlikleri sürekli oynarsanız arkadaşlar özellikle oyuna yeni gelen etkinlikleri. Ben zaten bu snipe taktiklerini kaç gündür kullanmıyorum. Ben de yeni kullanmaya başlayacağım çünkü yeni buldum arkadaşlar. Yeni yeni sizler için araştırdım ve buldum yorumlarda görüyordum çünkü. Arkadaşlar şimdi ben bu şekilde coins kasıyorum ve bu şekilde yeni oyuncular geldikçe takımı ya takıma koyuyorum ya satıyorum. Takıma koyduğumu satıyorum falan bir şeyler yapıyorum. Coins'in bu sebepten dolayı bitmiyor. Hani Türk gücüne o kadar yatırım yapıyoruz arkadaşlar. Hani bu Türk gücüne ortalama bir videoda 1 milyon coins de harcadığımız oluyor. Tabi daha az harcadığımız da oluyor arkadaşlar. Bazen 100 bin coins bile harcıyoruz. O sizin beğenilerinize ve isteklerinize göre oluyor. Ama genelde böyle ortalama en azından 500 bin 1 milyon harcıyorum. Ve 2 günde bir Türk gücü videosu da atmaya çalışıyorum. Bunu nasıl yaptığımı soracak olursanız işte dediğim gibi bu kadro birazcık geri kalıyor aslında ama zaten Türk gücünün final bölümünde arkadaşlar bu kadroya bütün Süper Lig oyuncularını basacağız antrenmanla. O yüzden merak etmeyin o videoda eğlenceli olur. Her neyse şimdi arkadaşlar bu arada Türk gücü final bölümünün gelmesini istemiyorsanız da bir beğeni falan atın Türk gücü videolarına. Neyse şimdi arkadaşlar onu bunu bırakalım. Pazara girelim ve arkadaşlar şu anda Yeremendi'yi görüyorsunuz. Ben bir sıfırlayacağım arkadaşlar. Size taktikleri gösterdikçe sadece taktikleri araştırırken yaptığım snipe'ları göstereceğim ve coins kastığımı göreceksiniz arkadaşlar. SS'lerini göstereceğim sizlere. Her neyse arkadaşlar o zaman ilk taktiğimizle başlayalım. Evet arkadaşlar ilk taktiğimiz 80 taktiği. Umarım hala çalışıyordur. Daha yeni buldum. Bu arada arkadaşlar ben bu taktiği dün akşam buldum. Umarım hala çalışıyordur. Sizler de evinizde deneyin. Hani siz sadece coins kastığım için bile izliyorsunuz. Gerçekten adamsınız abi. Sadece böyle işine yaramayanlar bile izliyor ya. Onlar kral zaten abi. Ben de çok eğleniyorum aslında. Coins kasma videoları falan hoşuma gidiyordu. Eskiden çok buluyordum YouTube'da. FIFA 17'nin konsol versiyonunda falan olsun. Güzel oluyordu abi. Şimdi arkadaşlar onlar birazcık azaldı ama bizler geri getiririz arkadaşlar. Sizlerin beğenileriyle dediğim gibi devam edecek seri. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yine Yeremendi var. Ve benim bu taktikle de değil. Bakın bu taktikle de değil. Burada gördüğünüz gibi Lukaku falan kaçmış arkadaşlar. İsterseniz yenileyelim. Ben bunu yenileyim arkadaşlar. Pazar yenilerine kadar da devam ederiz ama ben isterseniz size önce bir bütün taktikleri göstereyim. Sonrasında yenileriz. Daha 80 taktiğiyle hiçbir oyuncu kapmadım bu arada. Hemen 82 taktiğine geçelim arkadaşlar. 82 taktiğinde de buraya 82 yazıyorsunuz. Özellikle arkadaşlar şey sıkıntı. 84 taktiği birazcık sıkıntılıydı. Gerçi onu da hallettik ama şimdi 82 taktiğinde de hiçbir şey kapamıyoruz bu sefer. Buraya 32.500 yazıyoruz. 32.500.
82 taktiği de bu şekilde ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi yine burada Lukaku kaçmış ve 82 taktiğiyle şu anda yakaladığım oyuncu ekranda. Evet arkadaşlar, 82 taktiğiyle yakaladığım oyuncuyu görüyorsunuz ekranda. 82 taktiğiyle yakaladığım oyuncuyu şu anda Yeremen 117.500 coins'ten satılabiliyor. Hatta hemen satalım. Pazarda o fiyattan, en ucuz o fiyattan var. Yani Yeremen'den kar etmiş olduk arkadaşlar bu şekilde. 115.000, benden gördüğünüz gibi kesinti falan da almıyor. Ama bu videoda en az yaptığımız kar bu muhtemelen. Çünkü ard arda aldığım bir tane transfer daha var. Onu da size göstereceğim, hemen öğeyi gönder dedim. Ve şimdi arkadaşlar en güzel taktik. Bütçeniz varsa kesinlikle bunu kullanın. 84 taktiği. Buraya 84 yazıyorsunuz. Sadece stoperi kapatıyoruz arkadaşlar burada. Ve max teklife 97.500. Arkadaşlar bu arada bir videoda 5-6 tane taktik göstermemi istiyorsanız, dediğim gibi beğenilerinizde bunları göstereceğim. Ben bunları bir alacağım abi. Bunu alacağım. Ve bunu alacağım. Juan Mi. Bunların ikisini bir aldım. Değerlerine bakarız arkadaşlar. Muhtemelen kar ettik bunlardan. MCG'de şuraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Bakın buraya ünlem. Burada çıkan oyuncuyu yazın. Ünlem. Şöyle tuş. Ve MCG. Okey abi bak. MCG'yi de yazdık. Kapattık. Artık Mackin'de çıkmaz. Bu şekilde çıkanları da kapatabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu tur Lukaku falan kaçmış. Kim bilir değeri ne kadardır. Her neyse arkadaşlar, Winchester'ın muhtemelen değeri yüksek değildir ama ben bir Winchester'ın değerine bakacağım. Bakmadan önce bu taktikle yakaladığım bir diğer oyuncuları görün. Evet arkadaşlar, şu anda arkada diğer oyuncuları görüyorsunuz. Görmüşsünüzdür de zaten. Şimdi arkadaşlar Stepanenko ve Yuri'yi yakaladık. Stepanenko'yu yakaladığım değeri görüyorsunuz. Adam 599.000 coins. Hatta hemen göstereyim arkadaşlar size. Step yazalım. Stepanenko ne kadardı abi? 84 rating miydi? Aynen, 84 ratingdi. Arayalım şöyle. 599.000 coin yazayım hatta ben. Görün arkadaşlar. O civarda bir fiyatı vardı. Belki daha azdır, belki daha fazladır ama o civara yakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 595.000 coin ise satsam gidecek. Hemen ben satayım arkadaşlar 590.000 coin ise. Aslında bu şekilde coinsinizin bitmesini imkansızlaştırabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir şekilde coinsiniz bitmez. Yuri'nin fiyatı ise 210.000 coinmiş arkadaşlar. Hemen Yuri'yi de yazalım, göstereyim onu da sizlere. Yuri'nin fiyatı 210.000 coinsmiş. Şuraya 210.000 yazayım. Çıkmazsa direkt satarız zaten. Gördüğünüz gibi çıkmadı arkadaşlar. Bu adamı da 100.000'lerde bir şey almıştım. Ne kadar aldığımı şu anda kağıda yazmamışım ama görmüşsünüzdür zaten. 100.000'lerde bir civarda bir fiyata almışım. Yuri de hemen şöyle öğeyi gönder dedik arkadaşlar. Ve şimdi ise sırada kim var arkadaşlar? Sıradaki isim Winchester ve Juan Mi. Juan Mi'yi ne kadar aldık hatırlamıyorum. Görmüşsünüzdür zaten ama hani 197.000 maksimum, o civarda hatırlıyorum. Belki daha az bile olabilir. Evet ama Juan Mi'yi belki 147.000'e de almış olabiliriz ama zaten değeri düşük bir oyuncuymuş. Muhtemelen yine ben birazcık kar etmişimdir ama yok abi, kar etmemiş bile olabiliriz. Çünkü bayağı bir ucuzmuş değeri. 135.000'den. Bu şekilde arkadaşlar oyunculara pazara koyacağınız fiyatı bu şekilde belirleyebilirsiniz. Zaten yorumlarda görüyorum abi, belirleyemiyordum. Senden gördüm, senden öğrendim pazara koymayı falan. Böyle yorumlar bile görüyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Oyundan hiçbir anlamayan insanlar bile böyle görüyor, beni izleyip görüyor ya. Onlara öğretiyorum diye gerçekten asıl ona seviniyorum. Gerçekten o beni çok aşırı derecede mutlu ediyor arkadaşlar. Şöyle 128.500 de yazalım. Nasıl bir durum oluştu arkadaşlar, gördünüz yani, bayağı bir güzel bir video oldu. Snipe'larımızı şimdi yapmaya başlayalım hemen arkadaşlar. 82 taktiğiyle değil de 84 taktiğiyle bir yapmak istiyorum. Demin gördünüz zaten abi, bakın Lukaku bile kaçmış. Hatta Lukaku galiba 80 taktiğinde bile gözüktü. Gerçekten güzel bir taktikti. Pozisyonda sadece stoperi kapatacağım, o yüzden hepsini açacağım. Sadece stoperi kapattım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Mackin ve Dabur var burada. Dabur'u almak istemiyorum, muhtemelen değersizdir. Hemen şöyle arkadaşlar bir gelelim. MCG yazalım şuraya. Şöyle silelim abi burayı. Ve MCG yazdık. Hemen burayı da kapattık. Arama butonuna da bastık arkadaşlar. Bu şekilde ben sürekli yenileye yenileye arıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bunları almanın taktiği de bu. Bu arada Dabur'u da gördüğünüz gibi almışlar. Videodan sonra Dabur'un değerine bakarız videonun sonunda. Haydi bakalım abi. Bir kere pazar yenilenene kadar bir bekleyeceğim. Bakalım alacağız mı, kaçıracağız mı arkadaşlar. Sizler de benimle birlikte canlı olarak bekleyin bakalım neler olacak. O Robben'in değerini falan da hiç yüksek sanmayın arkadaşlar. Onun da değeri bayağı bir düşük. Ama onu pazardan bütün Robben'leri alıp hızlı satmadan onun değeri düşmez. Burada gördüğünüz gibi benim aldığım oyuncu hala duruyor. Juan Mi bu arada 132.000'e almışız. Ben ne kadara sattım abi? Gördüğünüz gibi 130.000'e sattım. Yani maalesef çok kar edememişiz ondan. Hatta zarar etmişiz arkadaşlar ama genelde dediğim gibi kar ediyorsunuz. Hemen abi bir pazar yenilenene kadar devam edeceğiz. Şu Witzel gibi bir oyuncuyu yakalasak var ya, paramız da var hazır. Çok güzel olur abi, umarım güzel bir şekilde yakalarız. Demin Lukaku kaçmış. Her tur aslında güzel bir oyuncu kaçıyor. Bakalım şimdi yakalayabilir miyiz? Şu an deniyorum bakalım. Yenilenene kadar. Klein'a bakın, 200.000'e kaçmış. Bu adam 300.000 falan ediyordu galiba. Klein öyle hatırlıyorum. Ama bakalım abi, %100'de emin olamayız tabii ki.
yenilemeye devam ediyorum. Bakalım başımıza neler gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pazar yenilendi ve Verdi'yi alacağım. Aldım. Nasri'yi de alırsam güzel olur. Değerini hiç bilmiyorum ama şimdi Verdi'yi 127.000'e almışız. Hemen bir Verdi'nin değerine bakacağım. 127.000'e Verdi'yi almışız. Gerçekten abi harika bir durum. Harika bir durum oldu şu anda. Muhtemelen kar ettik. Evet, 127.000'e aldığımı tekrardan doğruladım kendi kendime. Neden doğruladım bilmiyorum. Hemen abi şuraya bir, çok heyecanlıyım. 165.000'e olmasın bana yeter abi. Vallahi lütfen. Var. Ama yeni koyulmuş o da ya. Bir dakika bir bakalım abi. Bir sıfırlayayım. Bakın 250.000'e satılmış. Bu gerçekse abi tamamdır. Bu gerçekse karımızı çok güzel bir şekilde ettik. Abi yanlışlıkla 100 yazdım. Şu an heyecanlanırdım çıkmadı diye. Bir saniye abi. 250.000'e satılmış. Gözümün önünde gördüm. Tamam mı? 180.000 bile etse güzel ya. 127.000 aldık. Ve arkadaşlar adam 180.000 ediyor. Gerçekten çok güzel bir duruma geldik şu anda. 180.000'e aldık gördüğünüz gibi. Ve yani çok kısa sürdü arkadaşlar. Görüyorsunuz 60.000 coins'i 5 dakikada kastım. Her 5 dakikada 60.000 coins kastınız arkadaşlar. 1 saatte kaç tane 5 dakika var? 12 tane falan 5 dakika var. Ya şu an hiç hesap yapamayacağım arkadaşlar. Vallahi başım döndü hesap yapacağım diye. Nasri'yi daha pahalı bir fiyattan aldım sanki. Nasri'ye de bir bakalım arkadaşlar hemen. Nasri, siz yorumlarda hesaplayıp yazarsınız arkadaşlar. Yani demin ki dediğim şeyleri gerçekten unuttum direkt. Nasri'de 187.000 yazıyor. Ha, bayağı iyi bu arada. Umarım o derecede bir fiyatı vardır onun da. 185.000 yazalım bakalım. Yok abi bunun da değeri o kadar yüksek değil ama muhtemelen bundan da kar etmesem bile sıkıntı yok ama etmişimdir diye düşünüyorum tabi. 125.000 coins ediyor. Ben ne kadar aldım? 124.000. Yani etmemişiz arkadaşlar. Bundan direkt değerini de almışım. 124.000 almışım. 125.000'e koyalım. 1K'da buradan kar edelim. Ama çoğu oyuncudan gördüğünüz gibi kar edilebiliyor arkadaşlar. Bunu da görmüş oldunuz. Pazarda satılan bir tane oyuncumuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Winchester'ı canlı olarak videoda almıştık. Kaç aldık hatırlamıyorum ama satıldı gördüğünüz gibi. Her neyse arkadaşlar, umarım anlamışsınızdır demek istediklerimi ve şuradan 45.000 coins'lik kar ettiğimiz kâra karşılık bir tane 45.000 coins'lik paket açmak istiyorum. Bakalım neler çıkacak, ne çıkacak göreceğiz. Umarım güzel bir şey çıkartabiliriz diyorum ve paketimizi açıyoruz. Haydi bakalım. Mubuam ve Montero 75 çıktı, vay be. Her neyse arkadaşlar, o zaman burada videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla böyle eğlenceli coins kasma videoları için videoya like atmayı kankam sen de unutma. Ve yeniysen de kankam hoş geldin diyorum aramıza. Sen de şuradan abone olabilirsin. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak da efsane ötesi bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Bugün çok güzel snipe'lar falan yaptık. Gerçekten bugün çok eğlendik. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Hoşçakalın, sizleri gerçekten çok seviyorum. Ve... bye bye.